Arkadaşlar merhaba. Bugün köklü sayılarla ilgili beraber sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi kök 75 artı kök 48 artı kök 27 bölü 2 kök 3. Şimdi ben kök 75'i 25 çarpı 3 olarak artı kök 48'i 16 çarpı 3 olarak kök 27'yi 9 çarpı 3 olarak yazabilirim. Bölü 2 kök 3. 25, 5'in karesi olduğundan kök dışarısına 5 olarak çıkar. 5 kök 3. 16, 4'ün karesi olduğundan kök dışına 4 olarak çıkar. 4 kök 3. 9, 3'ün karesi olduğundan kök dışına 3 olarak çıkar. 3 kök 3 bölü 2 kök 3. 5 kök 3 artı 4 kök 3 artı 3 kök 3'ten 5 artı 4, 9 da 12. 12 kök 3 bölü 2 kök 3. Kök 3'leri sadeleştirdik arkadaşlar. 12 bölü 2'den 6. Yani cevabımız denizde. İkinci sorumuz arkadaşlar. İkinci soruda belirli bir ifade kökün içerisinde eşittir 2 demiş. Ben diyorum ki bu kökten kurtulmamız lazım. Dolayısıyla her iki tarafın karesini alalım. Kare ile karekök birbirini götürdü. Şimdi 31 bölü 8'in x eksi 3. kuvveti artı 8'in 3 eksi x'inci kuvveti eşittir. 2'nin karesinden 4 oldu. Şimdi bir çalışalım arkadaşlar. 8'in x eksi 3. kuvvetiyle çarpıyorum. 31 artı 8 çarpı 3 üzeri eksi x çarpı 8 çarpı x eksi 3 eşittir 4. Paydamızda da 8'in x eksi 3. kuvveti var. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınızda 3 eksi 3 0, eksi x artı x 0. Yani bunlar 8'in 0. kuvvetinden bunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla burada 1 kaldı. 32 eşittir. 1 kaldığı için 31 artı 1'den 32. 4 çarpı 8'in x eksi 3. kuvveti. Sadeleştirme işlemini yaparsak 32'yi 4'e böldüm. 8 kaldı burada. 8'in 1. kuvveti eşittir 8'in x eksi 3. kuvveti. Dolayısıyla biz üslü sayılarda tabanlar eşitse üsler de birbirine eşit diyorduk. Onu kullanarak x eksi 3 eşittir 1, x eşittir 4. Cevabımız denizde arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Üçüncü soruda gene bize 3 bölü 2 kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 eksi 1 bölü 2 eksi kök 3 şeklinde işlemler verilmiş. Şimdi bu bir eşlenik sorusu. Eşlenik olduğu için bakın paydamızı rasyonel yapmaya çalışıyoruz eşleniğiyle çarparak. Kök 3'ün eşleniği kök 3. 2'nin bir önemi yok. 2 kök 3 ile de çarpabilirsiniz. Önemli değil. Kök 3 eksi 1'in eşleniği kök 3 artı 1. 2 eksi kök 3'ün eşleniği 2 artı kök 3 ile çarptım. Şimdi kök 3 ile çarptığımda pay kısmım kök 3 oldu. Kök 3 ile kök 3 çarptım. 3 çarpı 2'den 6. Artı kök 3 artı 1 ile çarptım. Yukarısı kök 3 artı 1 oldu. Paydamız bakın birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Çünkü bunlar ne? Kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1 2 kare farkı. Birincinin karesi 3, kök 3'ün karesi 1'in karesi 1, 3 eksi 1'den 2. Eksi yukarıyı çarptım 2 artı kök 3. Birincinin karesi 2, 2'nin karesi artı kök 3'ün karesi hemen şurada yazayım onu da. 2 eksi kök 3, 2 artı kök 3. Birincinin karesi 4, kök 3'ün karesi 3. 4 eksi 3'ten paydanız 1. Şimdi yazıyoruz. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Kök 3 bölü 2 artı kök 3 artı 1 bölü 2 eksi. Paydamızı eşitleyelim arkadaşlar burada. 2 ile çarptım. 4 artı 2 kök 3 bölü 2. Şimdi pay kısmını bir toparlayalım. Kök 3 artı
Kök 3 artı 1 eksiyi dağıtıyorum. Eksi 4 eksi 2 kök 3 bölü 2. 2 kök 3 kök 3 artı kök 3 2 kök 3 sadeleştirdik. Eksi artı 1 eksi 4 eksi 3 eksi 3 bölü 2 cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. X birden büyük olmak üzere karekök içerisinde x kare eksi x artı 3 eksi karekök içerisinde x kare artı 4x artı 4 artı 21 eksi x diye sorumuz var. Şimdi bizim şu karekök içerisindeki ifadelerimizi kurtarmamız gerekiyor. Yani bu kareköklerden kurtulmamız lazım. Şimdi şunu bir yazalım. X kare eksi x artı 3 eksi. Şurada x kare artı 4x artı 4'ü bir çarpanlarına ayıralım. Bakın x'e x, 2'ye 2. Çapraz olarak kontrol edin. 2x, 2x ortayı verdi 4x. 2 ile 2 çarptım 4. Dolayısıyla ben buna x artı 2'nin karesi diyebilirim artık. Eksi karekök içerisinde x artı 2'nin karesi artı 21 eksi x. Bakın artık şuradaki karekökten kurtuldum. Kare ile karekök birbirine götürdü. Şimdi burada bize x'in birden büyük olduğunu söylemiş. Bunu ne için söyledi? Hemen şöyle yazayım. X kare eksi x artı 3 eksi. Bakın kare ile karekök birbirini getirdi. Bu ifade mutlak değer içerisinde dışarı çıktı. Artı 21 eksi x. Şimdi mutlak değerin içi eğer x'e birden büyük bir değer verdiğimizde sıfırdan büyük oluyorsa o zaman pozitif artı olarak dışarı çıkartacağız. Ama eğer sıfırdan küçük oluyorsa o zaman negatif olduğundan eksiyle çarparak dışarı çıkacağız. Şimdi birden büyük bir değer verin 2 diye düşünelim. 2 artı 2 4 pozitif. O zaman bunu nasıl görüyorsanız içerideki mutlak değeri aynen o şekilde dışarı çıkartıyoruz. Yazalım. X kare eksi x artı 3 dışındaki eksiyle çarpıyorum tabii ki. Eksi x eksi 2 artı 21 eksi x. Bakın şuradaki ifadem ne oldu? X kare eksi 2x artı 1 artı 21 eksi x eşittir. Şimdi bu x kare eksi 2x artı 1'i çarpanlarına ayıralım arkadaşlar gene biz. X'e x eksi 1'e eksi 1. Çünkü neden? Eksi x eksi x ortayı verdi. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1'i verdi. Buna şöyle diyebiliriz. X eksi 1'in karesi artı 21 eksi x. Şimdi kare ile karekök birbirine götürdü gene. Mutlak değer içerisinde x eksi 1 artı 21 eksi x. Şimdi gene x'ler birden büyükmüş. Bu durumda gene içerisi pozitif. Pozitif olduğu için aynen çıkartıyorum dışarı. X eksi 1 artı 21 eksi x. Eksi x ile artı x birbirini götürdü. Eksi 1 artı 21'den 20 cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Bize x'i tanımlamış, y'yi tanımlamış ve n 13 için y sayısının x türünden eşitini soruyor. Şimdi bir kere şöyle yapalım. N 13 iken burası ne? 26. N 13 iken hatta o şekilde yazmamıza da gerek yok. 6 çarpı 13. Bunu da 2 çarpı 13 olarak yazabiliriz. Ben diyorum ki x'i kök 2 parantezine alayım. Kök 2 parantezine aldığımda burada 1 artı kök 2 artı kök 6'dan dolayı kök 3 artı nokta nokta en son sayımız neymiş? 13'müş. Kök 13. Y için diyorum ki burayı kök 6 parantezine alalım. Şimdi kök 6 parantezine aldığınızda 1'i elde etmek için burada o zaman 1 bölü kök 6 artı kök 6 1 kök 12 2 çarpı 6 olduğundan kök 2 kaldı. Artı nokta 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 en son nereye kadar? Kök 13'e. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya dikkat ederseniz
Şu kısma dikkat ederseniz şurayla aynı. O zaman ben buranın yerine x bölü kök 2 yazabilir miyim? Şuraya x bölü kök 2 yazdım. Bizim için y artık kök 6 çarpı 1 bölü kök 6 artı x bölü kök 2 oldu. Şimdi şurayı kök 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Y eşittir kök 6 çarpı burayı çarptığımızda 1 artı kök 3x bölü paydamız kök 6. Bakın kök 6'lar sadeleştirdi. Y eşittir o zaman 1 artı kök 3x. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Bize kök 7 eksi kök 2 bölü kök 5 artı 1'i x olarak tanımlamış ve kök 5 eksi 1 bölü kök 7 artı 2 ifadesinin x türünden eşitini soruyor. Şimdi ben şurada öncelikle neyi sorduğunu bir bakın. Kök 7 eksi kök 2 kök 5 artı 1. Bakın artılısının eksilisini sormuş. Eksilisinin artılısını sormuş. Şimdi işlem şunun üzerinden gidelim. Paydayı rasyonel yapabilmek için eşleniyle çarpıyorum öncelikle. Ne oldu? Kök 5 eksi 1 çarpı kök 7 eksi kök 2. Bakın iki kare farkı olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani 7 eksi 2'den 5. Şimdi peki bizim elimizde ne vardı? Şu x'de olan ifade. Şöyle yazabilir miyim? Kök 7 eksi kök 2 eşittir x çarpı kök 5 artı 1. İçler dışlar çarpımı yaptık. Şimdi ben burada kök 7 eksi kök 2 gördüğüm yere x çarpı kök 5 artı 1 yazabilir miyim? Bu ilk denklemi kullanıyorum. Yazalım. Kök 5 eksi 1 çarpı x çarpı kök 5 artı 1 bölü 5. Şimdi kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1 birbirinin eşleniği yani iki kare farkı ifadeler. Birincinin karesi 5'in karesi 5, 1'in karesi 1, 5 eksi 1'den 4 çarpı x bölü 5. Arkadaşlar isterseniz tabii ki de şu şekilde birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci şeklinde çarpma işlemi yapabilirsiniz. Ama bu tarz işlemlerde iki kare farkını bilmek sizi çok rahatlatır. İki kare farkını da şuraya tekrar yazayım. Kafamız karışmasın. A kare eksi B kare. A eksi B çarpı A artı B de. Bu tarz işlemleri bundan yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla cevabımız 4x bölü 5 yani Denizli. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Bir müzede sergilenen heykeller kısadan uzuna doğru sıralanmıştır. Şekilde verilen değerler heykellerin metre cinsinden uzunluk değerleridir. Buna göre x değeri hangisi olabilir? Şimdi o zaman x değeri kök 2 ile kök 3 arasında bir sayı. Arkadaşlar şu kök 2'nin değerinin 1,4 olduğunu, kök 3'ün değerinde yaklaşık olarak 1,7 olduğunu bilirseniz çok iyi olur. Çok fazla soruda geçiyor çünkü. Sadece ikisini bilseniz yeterli. 1,4, 1,7. Dolayısıyla şıklara baktığınız zaman o zaman cevabımız ne? Sadece 1,6 bu aralıkta olduğundan cevabımız Ceyhan. Sekizinci sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde kutu içerisindeki sayılar oklar yönünde ve oklar üzerinde verilen sayılarla çarpılarak bir sonraki kutuya yazılmıştır. Şimdi bakalım 8. soruda ne diyor? O zaman 2 kök 6 a ile çarpılmış ve 4 kök 3 eşit olmuş. 2 kök 6 çarpı a eşittir 4 kök 3. Şimdi 4 kök 3 o zaman b ile çarpılmış ve 2 kök 60 eşit olmuş. 2 kök 60 o zaman c ile çarpılmış 12 kök 10'a eşit olmuş. Şimdi buradaki işlemleri teker teker çözelim. A o zaman 4 kök 3 her tarafı 2 kök 6'ya bölersek 4 kök 3 bölü 2 kök 6. Burada sadeleştirme yaparsanız bakın arkadaşlar 2'yi 2'ye böldüm 1, 4'ü 2'ye böldüm 2,
Kök 3 ile kök 6'yı nasıl sadeleştiririm? Kök 3 çarpı kök 2 değil mi bu zaten? Kök 3'ler gitti. 2 bölü kök 2. Onu da kök 2 eşleniğiyle çarpıyorum. Kök 2 ile çarptım. 2 kök 2 bölü 2'den 2'leri sadeleştirdim. Cevabım kök 2. Şimdi B'ye gelirsek. B eşittir. Bu sefer 2 kök 60 bölü 4 kök 3. 2 kök 60 bölü 4 kök 3. Böldüm, sadeleştirdim. Burası 2. 3, 60'ı 3'e bölersek kök 20. Kök 20 bölü 2. Kök 20'yi nasıl dışarı çıkartabilirim? 4 çarpı 5 olduğu için 2 kök 5 bölü 2. O zaman B neymiş? Kök 5. Peki şimdi C'ye geçersek. C eşittir 12 kök 10 bölü 2 kök 60. Sadeleştirdim. Burası 6 çıktı. 10 bölü 60, 1 bölü 6 bölü kök 6. Eşleniğiyle çarpalım. Yani kök 6 ile çarpalım. 6 kök 6 bölü 6'dan C'de kök 6'ymış. Bana B çarpı C bölü A'yı soruyor. B'yi kök 5, C'yi kök 6, A'yı da kök 2 bulduk. Hemen yazalım şuraya. B kök 6, kök 5, bölü kök A. Bu da ne oldu? Kök içerisinde 30 bölü 2'den kök 15. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Arkadaşlar 9. sorumuz K kök 3'müş, L kök 2'ymiş. Kök 2 çarpı K eksi kök 30 bölü 2 çarpı L işleminin sayı doğrusundaki gösterimini sormuş. Şimdi ilk önce bir işlemimizi yapalım. Kök 2 çarpı K'mız kök 3 eksi kök 30 bölü 2 çarpı L de kök 2'ymiş. Şimdi 2 kere 3 6 kök 6 eksi burası ne oldu? 30 çarpı 2'den kök 60 bölü 2. Dolayısıyla kök 6 burası 15 çarpı 4 olduğu için 2 kök 15 bölü 2. 2'ler sadeleşti arkadaşlar. Kök 6 eksi kök 15. Şimdi kök 6 dediğiniz sayı bizim için şöyle yazabiliriz değil mi bunu? Kök 4 ile kök 6, kök 9 arasında. Yani 2 ile 3 arasında bir sayı. Şimdi 15 şöyle yazabilir miyiz? Kök 9 ile kök 16 arasında bir sayı. Yani bu 2 nokta küsuratlı bir sayı. Bu da 3 virgül küsuratlı bir sayı. Dolayısıyla 2 eksi 3'ten eksi 1 virgül küsuratlı bir sayımızın çıkması lazım. Dolayısıyla şıklara bakarsanız arkadaşlar. Şimdi bizim bakın eksi 2 çıkmış cevap bu olamaz. Eksi 2'den daha bu tarafta daha solda bu olamaz. Şimdi bizim eksi 1'e çok yakın bir sayı elde etmemiz lazım şıklara baktığınız zaman. Eksi 1'den daha büyük bir sayı elde etmiş bu olamaz. Şimdi eksi 1'e en yakın gözüken şıkkımız ne? Adana 9 A şıkkı. Şimdi 10. sorumuz arkadaşlar. Aşağıda düzgün şekillerin içinde köklü sayılar ifade edilmişler. Eğer karenin içinde kök 27 var. B'nin içinde yani üçgenin içinde B demiş buraya küp kök 60. Burası altıgen. Altıgenin içinde de 40 var. Eğer köklü sayıların ifade edildiği değerin tam kısmındaki sayı o çokgenin kenar sayısıyla eşit ise köklü sayı doğru yerleştirilmiş demektir. Yani diyor ki bu içinde yazan sayıların yaklaşık olarak değerlerini bul bana diyor. Şimdi yaklaşık olarak değerlerini nasıl bulacağız? Şimdi bir ilk önce kök 27'ye bakalım. Gelin. Kök 27. Kök 27. 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. Bakın burada kök 3'ün değerinin yaklaşık olarak söylemiştim ben. Direkt yapabilirsiniz. 1,7 ile çarptığınızda 5,1. Peki karenin kaç tane kenarı var? 4 tane. O ifade doğru mu? Yanlış. Çünkü bize ne demiş?
Tam kısmındaki sayı çokgenin kenar sayısı ile eşitse. Bunun tam kısmında 5 var ama karenin kenarları 4 tane. Yani A boyunu eledik. Şimdi gelelim küpkök 60'a. Şimdi ben küpkök 60'ı nasıl yazabilirim? 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5. Bakıyorum dışarıya çıkıyor mu bu sayıların hiçbiri? Çıkmıyor. O zaman şöyle yapacağız bakın. Öyle sayılar bulalım ki küpkökten dışarı çıkabilen sayılar. Şunu yazabilir miyiz? 27 küpkökten dışarı çıkar. Çünkü 3'ün küpü. 60'ın küpünü ortaya aldım. 64. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4'ten 64 küpkök içinde. Şimdi bakın küpkök 60 27 ile 64'ün arasındaysa o zaman bulacağımız sayı bu 3 olarak dışarı çıkıyordu. Bu da 4 olarak 3 ile 4 arasında bir sayı. Yani 3 virgül küsuratlı bir sayı. Şimdi biz peki B üçgeni belirtiyordu. 3 virgül küsuratlı bir sayıysa doğru mu? Sağlamış oluyor. Tam kısmı 3 virgül küsur. Bunun da kenar sayısı 3. Gelelim arkadaşlar kök 40'a. Şimdi şuraya yazayım onu da. Kök 40 eşittir 2 çarpı pardon 4 çarpı 10. O da 2 kök 10'a eşit. Peki ben kök 10'un yaklaşık olarak değerini ezbere tabii ki bilmiyorum. Ama şunu yazabilirim kök 10 için. Kök 9, kök 10, kök 16. Dolayısıyla 9 3 olarak dışarı çıkar. 16 4 olarak dışarı çıkar. Yani ben kök 10 için 3 ile 4 arasında bir sayı diyebilirim. Şimdi bir de önünde ne var? 2 ile çarpacağız değil mi bu sayı? Yani 3 virgül küsürlü bir sayı, 3 virgül nokta nokta bir sayı, 2 ile çarptığımda 6 virgül nokta nokta bir sayı elde ederim. Dolayısıyla C'deki dörtgenin kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen. Benim de sayımın başı 6. O zaman cevabımız neymiş? BC Denizli. 11. sorumuz arkadaşlar. Şimdi 11. soruda bana P ile Q'yu tanımlamış ve direkt yerine yaz diyor. Şimdi P gördüğüm yere kök 7 eksi 1 yazıyorum. Kök 7 eksi 1 artı Q gördüğüm yere kök 7 artı 1 yazıyorum. P gördüğüm yere genel şartta paydamızda yazdık. Eksi ile çarpıyorum. Eksi kök 7 eksi 1. Bir de bu ifadenin karesini istiyor benden. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Sadeleşti. Kök 7 ile eksi kök 7 ile artı kök 7 sadeleşti. Ne oldu? 2 kök 7 bölü eksi 2'nin karesi var bir de. Şimdi ne oldu? Eksi 2 ile 2 sadeleşti. İşlemde ne kaldı? Eksi kök 7'nin karesi. Karesi olduğu için eksi eksi artı yaptı. Kare ile kare kök gitti. 7 cevabımız neymiş arkadaşlar? Denizli. 12. sorumuz arkadaşlar. Bir x pozitif tam sayısının karekökü yaklaşık olarak aşağıdaki yöntemle bulunabilmektedir. X sayısından küçük en büyük tam kare sayı A olsun. X sayısından büyük en küçük tam kare sayı B olsun. X sayısının karekökü yaklaşık olarak bize bir formül vermiş. Bu formülle hesaplanır demiş. Buna göre kök 10 sayısının yaklaşık değeri hangisidir? Şimdi buradaki önemli nokta şu cümleleri anlayabilmek. Şimdi x sayısından küçük bana kök 10'u soruyor. X'ten küçük olacak ve en büyük tam kare sayı olacak. 10'dan küçük ve herhangi bir sayının karesi olan ilk sayımız ne arkadaşlar? 9. Çünkü 9 ne? 3'ün karesi. Peki x sayısından büyük en küçük tam kare sayı. 10'dan büyük olsun ama bir sayının da karesi olsun. O zaman ne koyabilirim bunun yerine? 16 arkadaşlar. Çünkü ne? 16 4'ün karesi. Şimdi benden neyi istiyor? Şuradaki ifadeyi istiyor, değil mi? Yerine yazıyorum. Şimdi kök yaklaşık olarak ifadesini sormuş. Kök 10 eşittir. A dediğimiz sayı biz ne bulduk? 9. Kök 9. Yerine yazdım A'nın.
artı x dediğiniz sayı kullandığımız sayı yani 10. Eksi a gördüğümüz yere 9 yazıyorduk. Eksi 9 bölü b gördüğümüz yere 16. Bunu 16 olarak bulduk. Eksi a gördüğümüz yere 9 yazıyoruz. Şimdi kök 9 dışarıya 3 olarak çıktı. 3 artı 10 eksi 9 1. 16'dan 9 çıktı. 7. Yani toplama işlemimizi yapalım. 3 kere 7 21 artı 1'den 22. 22 bölü 7. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 13. sorumuz. 13. soruda arkadaşlar hemen bakın ikisinin de üstleri x. Şimdi ilk önce aşağıdaki paydaları bir ayırayım. Şöyle yapalım. 15'i 5 çarpı 3 olarak yazabilir miyim? 5 çarpı 3'ün x'inci kuvveti eşittir. Bunu 3'ün karesinin x artı ikinci kuvveti bölü 5'in x artı ikinci kuvveti olarak yazdım. 1 bölü x'i artık dağıtıyorum. 5'in x'inci kuvveti çarpı 3'ün x'inci kuvveti eşittir. 2'yi dağıtalım arkadaşlar. 3'ün 2x'inci kuvveti 2 ile 2 çarptık. 3'ün 4'üncü kuvveti bölü 5'in x'inci kuvveti çarpı 5'in karesi. Şimdi burada gördüğünüz gibi paydadaki 5 üzeri x ile 5 üzeri x sadeleşti. Şimdi ben şu 3 üzeri x'i bu tarafa atayım. Ne oldu? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2x'ten 3 üzeri 3x. Ne oldu? 5'in karesi bu tarafa atıyorum. 25 bölü 3'ün 4. kuvveti 81. Yani aslında zaten bana neyi soruyordu? 3'ün 3x'inci kuvveti 27 üzeri x'e eşit 25 bölü 81. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 14. sorumuz. Bir x pozitif tam sayısının karekökü yaklaşık olarak aşağıdaki yöntemle bulunuyor. X sayısından küçük en büyük tam kare ile x sayısından büyük en küçük tam kare bulunuyor. Bu sayılardan ilki A, ikincisi B olarak adlandırılıyor. Sayının karekökü kök x yaklaşık eşittir. Kök a artı x eksi a bölü b eksi a formülüyle bulunur. Şimdi aslında buna benzer bir soru çözdük ama bu da bu sorunun tersten sorulmuş hali arkadaşlar. İkisini de görün istedim. 12 sayısının karekökü bu yöntemle şöyle bulunuyor. 12'den küçük en büyük tam kare 9. Yani 12'den küçük karesi olan bir sayı 9. 12'den büyük en küçük tam kare 16. Yani 12'den daha büyüğü de 16, 4'ün karesi olduğu için. Yerine yazdık, sonucumuzu bulduk. Bu yöntemle bir sayının karekökü 58 bölü 11 bulunduğuna göre bu sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman burada hiç soruda şey yok. Yani hiçbir bilgi yok. A'yı, B'yi hiçbir şey bilmiyorum. X'e ne vereceğim hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi şu şıklardaki sayılara bakarsanız. Şöyle düşünün. 5'in karesi aşağıda x, 6'nın karesi. Yani 25 ile 36. Şıklara baktığınızda 28 de, 29 da, 30 da, 31 de, 32 de bakın bu aralıkta. Yani aslında şıklardan ben A'nın ve B'nin hangi sayılar olduğunu bulabiliyorum. Çünkü en küçük ve en büyük değerler şıklara baktığımız zaman 25 ile 36. Şimdi A'mız ne o zaman arkadaşlar? Neydi? X sayısından küçük en büyük sayı A'ydı. O zaman bu A, bu da B. Şimdi denklemimizde yerine yazalım. Biz neyi bilmiyoruz? Yaklaşık olarak değerini biliyoruz. 58 bölü 11 eşittir. Kök A yani kök 25 artı kök x bulmaya çalıştığımız sayı yani x'imiz x eksi ne yazacağız? 25 bölü B dediğimiz sayı 36'ydı. 36 eksi A dediğimiz sayı 25'ti.
Şimdi buradaki işlemleri yaparsak bu 5'e eşit 58 bölü 11 eksi 5 eşittir x eksi 25 bölü 11. Ne oldu? Payda eşitlersek 58 eksi 55 bölü 11, yani şuraya yazayım onu, 3 bölü 11 eşittir x eksi 25 bölü 11. Paydalar aynı zaten. Eksi 25'i bu tarafa atarsam x eşittir 25 artı 3'ten 28. Cevabımız Adana arkadaşlar. 15. sorumuz. 15. soruda ben diyorum ki ilk önce bir paydalarımızı eşitleyelim. 1 burası 16 ile çarptım. Burası 4 ile çarptım. 16 çarpı 4'ten 64x eksi 1 bölü 16 karekök içerisinde artı 64x eksi 1 bölü 4 eşittir 6'ymış. Şimdi paydanızı karekök içerisinden çıkartırsanız 64x eksi 1 bölü 4 artı 64x eksi 1 bölü 2 eşittir 6. Burada tekrar payda eşitlersek arkadaşlar, 2 ile çarptığımda 2 tane 64x eksi 1, bir tane de burada var. 3 tane kök içerisinde 64x eksi 1 bölü 4 eşittir 6'ymış. 3 ile sadeleştirdim. 2. O zaman ne oldu? Kök içerisinde 64x eksi 1 eşittir 8. 64x eksi 1 8 olduğuna göre her iki tarafın karesini alıyorum. O zaman 64x eksi 1 eşittir 64. Buradan şöyle yazayım arkadaşlar. 64x eşittir 65. X eşittir. Her tarafı 64'e bölersek 65 bölü 64. Yani cevabımız Edirne arkadaşlar. 16. sorumuz. Bize diyor ki küp kök içerisinde ben şunu hemen 27 bölü 1000 olarak yazıyorum. Bunun eksi birinci kuvveti çarpı bunu 81 bölü 1, 2, 3, 4, 10.000 olarak yazıyorum. Bunun kuvveti yok. Dördüncü dereceden. Şimdi bunu ters çevirdiğimizde küp kök içerisinde 10'un küpü bölü 3'ün küpü çarpı 81 bölü 10.000'i 3'ün dördüncü kuvveti bölü 10'un dördüncü kuvveti olarak yazdım. Dördüncü dereceden. Bakın dışarıya çıkartırsak küpler gitti. 10 bölü 3 çarpı gene dördüncü dereceden gitti. 3 bölü 10. 10 ile 10 sadeleşti. 3 ile 3 sadeleşti. Bir cevabımız Adana arkadaşlar. 17. sorumuz. Bize demiş ki A eşittir 2B, o da eşittir 3C olduğuna göre kök içerisindeki ifadenin değerini soruyor. Şimdi bakın ben diyorum ki bunların köklerin içlerini alarak işlemlerimi yapayım. Yani kökleri içlerini alırsam A'yı ilk başta buraya aldım A kare. Hemen bir göstereyim. 3 tane kökümü çizdim. Şimdi A'yı ilk kökün içine aldım. A kare. Ne oldu? A kareyi tekrar bir kökün daha içine aldım. A üzeri 4. B'yi bir kere kökün içine aldım. B kare. C zaten kökün, en içteki kökün içindeydi. Bölü. Gene 3 tane kökümü çizdim. Bakın C'yi ilk kökün içine aldım. C kare. C kareyi diğer kökün içine aldım. C üzeri 4 çarpı B'yi bir kökteydi. Bu ikinci kökün içine aldım. B kare çarpı A. Şimdi dışta 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. dereceden A üzeri 4 çarpı B kare çarpı C var. Bölü 8. dereceden C üzeri 4 çarpı B kare çarpı A var.
Şimdi hatta burada birazcık sadeleştirmeyi de yapıp öyle yerine yazalım. A üzeri 4 B kare çarpı C. C üzeri 4 B kare çarpı A. B kareler sadeleşti mi arkadaşlar? A üzeri 4 eksi A üzeri 1'den A küp kaldı. C bölü C üzeri 4'ten de C küp kaldı. Kaçıncı derece? 8. derece. Şimdi ben C, A gördüğüm yere 3C yazabilir miyim? Çünkü A 3C'ye eşitmiş. A gördüğüm yere 3C yazıyorum. 3C'nin küpü bölü C küp 8. dereceden. Ne oldu buradan? Bakın 3 kere 3 9 27 çarpı C küp bölü C küp. C küpler sadeleşti. 8. dereceden kök 27. Yani cevabımız Edirne arkadaşlar. 18. sorumuz arkadaşlar. Bize A eşittir küp kök 2. 2 üzeri x eşittir küp pardon karekök içerisinde 3. 3 üzeri y eşittir A üzeri 12 olarak vermiş. Şimdi ben diyorum ki şu ikinci denklemde, üçüncü denklemde A gördüğüm yere A'nın eşitini verdiği için bir yazalım. 3'ün y'ninci kuvveti eşittir küp kök 2'nin 12. kuvveti. Yani şöyle yazabilirim bunu. 3'ün y'ninci kuvveti 2'nin 1 bölü 3'üncü kuvvetinin 12. kuvveti. Bu da ne oldu? 3 üzeri y eşittir 2 üzeri 4. Sadeleştirme yaptım. 3'e böldüm. 2 üzeri 4. Peki şimdi bir de benim elimde şu denklem var. Bakın onu da şöyle yazıyorum. 2 üzeri x eşittir 3'ün 1 bölü 2. kuvveti. Şimdi bu aşamada tabanlarınız aynı olduğu için taraf tarafa arkadaşlar bölme işlemini sanki tabanlar yokmuş gibi yapabilirsiniz. Y bölü 1 bölü 2 eşittir 4 bölü x. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız x çarpı y eşittir 4 çarpı 1 bölü 2. Sadeleştirme yaptım. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Son sorumuz arkadaşlar. 19. sorumuz. Şimdi bu soruda iki tane köklü içerisinde bir ifade vermiş. Çarpımını sormuş. Bakın şurada bir kural kullanacağım. Şimdi biz eğer ki diyorum ki ben ilk önce buraya bir kök 2 ile çarpayım. Kök 8 eksi kök 15 bölü kök 2 ile çarptığım için aynı şekilde kök 2'ye de böldüm. Eşitlik bozulmaması için. Kök 5 artı kök 3. Şimdi bizim bu tarz sorularda bir kuralımız vardı. Şuradaki ifadeniz mutlaka 2 olacak. O yüzden kök 2 ile çarptık. Çarpıma 15'in 5 çarpı 3. Toplamları 5 artı 3'ten 8. Eğer bunun çarpanları bunun toplamlarını veriyorsa biz bu ifadeyi kök 5 eksi kök 3 olarak yazabiliyorduk. Kök 5 eksi kök 3 bölü 2 çarpı kök 5 artı kök 3. Birincinin karesi, bakın bunlar birbirine iki kare farkı. Birincinin karesi kök 5'in karesi 5, kök 3'ün karesi 3. Dolayısıyla 2 bölü kök 2. Paydamızı ne yapıyorum? Kök 2 ile çarpıyorum. 2 kök 2 bölü 2. İkiler sadeleşti. Cevabımız kök 2. Yani Bursa arkadaşlar. Kanalımda her gün bir video paylaşılmaktadır. Bu tarz soruların çözümü için kanala abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.